sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı bitki çayları. Peki bitki çaylarını gün içinde ne kadar tüketmeliyiz, nasıl hazırlamalıyız? Hepsini Ender Saraç'la yaptığım röportajımızdan izleyebilirsiniz. Soğumaya başladı. Hastalıklar kapımızı çalmak üzere. Peki ne gibi önlemler almalıyız? Evde kolaylıkla yapabileceğimiz tarifler nelerdir? Sizler için Ender Saraç'tan hepsini öğreneceğim. Ender Bey nasılsınız? İyi Müge, sağ ol. Sen de iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok. Güzel bir pazar günü bütün Kanal D izleyicilerine olsun. Ama onların bu kışı daha az hastalanarak, nezle gripten korunarak geçirmeleri için şahane formüller hazırladım. Süper. Önce bir çayım var, başlayalım mı? Tamam, evet. Hadi bu Kanal D'ye özel bir kış çayı olsun. Kesinlikle, tamam. Kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın. Aynen. Senden yardım rica edeceğim. Tabii. Kaynar suyumuz hazır. Bunun 5 tane şifalı içeriği var. Birincisi zencefil. Ben burada kuru kök zencefili kullanacağım ama taze zencefil artık her yerde bulunuyor, daha da iyi. Evet. Taze zencefili şöyle parmak ucu kadar 2-3 tane kesebilirler. İkincisi şaşıracaksın ama bu nedir biliyor musun? Sanki elma kabuğu ya da armut kabuğu mu? Yaklaştın ama ayva. Ayva kabuğu, bravo. Ayvanın kabuğu da çok büyük bir şifa. Ben bayılırım geyve ayvasına. Evet. Bu ayvanın da kabuğunu şöyle parçalara koyuyorsunuz. Neden ayva kabuğu? Şimdi zencefili biliyorsunuz ısıtır. Soğuk algınlığına karşı çok iyi gelir. Ve aynı zamanda zencefil o halk arasında yel denilen soğuk yediğiniz zaman öksürük, ağrı, soğuk algınlığına çok iyi gelir. Üçüncü olarak içerisine ekinesyayı atacağız. Ekinesya bize Müge... Kızılderililerden evet, miras gelen bir bitki. Çok da güzel bir bitki, değil mi? Mordu. Evet. Ekinesyanın özelliği bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ve beyaz kan hücrelerinin mikroplara karşı savaşmasını destekliyor. Yani mükemmel bir... Her yerde bulabilir miyiz? Tabii de bunların aktardan ayva kabuğunu evde tabii ki. Evet. Zencefil, özellikle taze zencefil birçok yerde bulursunuz. Ekinesyayı da aktarlardan alabilirsiniz. Hadi iki tane atalım onu. Bu aile boyu bir çay olsun. Güzel renk de verecek. Bakalım bu kokuyu neye benzeteceksin? Kekik. Bravo, evet. Sana, bravo. Kekiğin yabani doğal hali bu zahter. Daha hatta kuvvetli hali. Zahterin özelliği sadece mikropları değil, mayaları ve mantarları da üremesini durduruyor. Müthiş bir şey. Öksürüğü kesiyor. Virüs ve mantar, bakteriyel iltihaplara karşı çok çok aslında iyi. Aslında zahteri... çok güzel bir çay yapıyoruz şu anda. Ve de ucuz da. Evet. Zahterden de şöyle bir tutam attık. Sonuncu, beşinci malzememiz ise, bunu bilmene imkan yok. Bu çünkü çok bilinen bir şey değil. Bu şahtere otu. Şahtere. Evet, tereyle ilgisi yok. Şahtere. Şahterin en büyük özelliği anti alerjik. Özellikle gıcık diye gıcık oldu. Sürekli burnun, genzin akıyor. Alerjik bir öksürük var. Müthiş iyi geliyor. Ne yapıyoruz? Suyumuz soğumadan üzerine bolca kaynar suyu döküyoruz. Bu bir 4-5 dakika kadar demlenecek. İstersen bu demlenirken... Çok güzel gözüküyor şuradan. Güzel değil mi? Sadece bunu içerken iki tane özellik. Daima bu tür çayların üstünü kapatıyoruz. Çünkü aromatik yağlar esas şifalı kısımları. Bu şifanın içinde kalması için biz mutlaka bunu üstünü kapatıyoruz ki aromatik yağlar içinde kalsın şifalı kısmı diye. Bir tane konu önemli. Bir, kesinlikle şeker tatlandırıcı konmayacak. Bu buruk tadıyla, kendi mayhoş tadıyla içilecek. Zencefil hafif bir acılık verecek. İkincisi ise bunu sıcak içeceksiniz, soğuk içmeyeceksiniz. Bir de içine incecik bir dilim, tranş diye tabir edilen limon koyacaksınız içerken. Hangi sebzeleri tüketmemiz gerekiyor Ender Bey? Vücut direncimiz daha kuvvetli olması için. Şimdi kışın bir kere içinde... Maalesef kötü kokan sebzelerde şifa var. Hani biz de sevmiyoruz ya kötü kokan şifalıları aslında Müge, ama en çok şifa onlar da var. Burada bir pırasa ve onun akrabası olan soğan. Bunların içinde kuarsetin dediğimiz doğal bir madde var. Alerjiye karşı da iyi geliyor. Nezle, grip ve buna bağlı öksürük veya bunlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çünkü pırasa, soğan ve sarımsak doğal birer antibiyotik gibi.
evet kötü kokuyorlar ama maalesef o kötü kokan maddelerinde şifa var. Peki pırasayı diyelim ki çok fazla sevmiyoruz. Onunla eşdeğer bir sebze yok mudur? Pırasayı sevin. Çok az hamurla güzel pırasalı börek yapın. Pırasa çorbası yapın. Evet. Pırasa mücveri yapın. Sevebileceğiniz hale getirin aynen. Diyorsunuz. Bak pırasa mücveri çok güzeldir ve çok lezzetli. Nasıl kabaktan mücver yapılıyor? Kızartmadan. Fırında pırasa mücveri yapın. Azıcık hamura bol pırasalı börek yapın. Pırasa çorbası yapın ama pırasayı sevin ve sevdirin. Evet. Tahmin edemeyeceğiniz kadar şifalı. Yazın bamya, kışın da pırasa en çok bağırsakları çalıştıran sebze. Brokoli, kara turp. Kara turp özellikle nezle, grip ve kış için çok faydalı. Yine onun dışında greyfurt. Greyfurtu meyve olarak da yiyin. Posasıyla beraber yiyin. Pırasa bağırsakları çalıştırır, greyfurt da kolesterolü düşürür. Çok faydası var bunların. Yine greyfurt dışında kara lahana, beyaz lahana, özellikle limon en ucuz, en iyi C vitamini kaynağı. Kuzu kulağı, ekşi bir yeşilliktir. Her yerde bulunuyor, pazarlarda da bulunuyor. Muazzam C vitamini içerir kuzu kulağı. Yine onun dışında doğal üremiş mantarlar. Her türlü kestane mantarı, istiridye mantarı, çıntar mantarı, kayın mantarı ama doğal mantarlar. Onun için kiwi ve de ikinci modası da bu sene. Şimdi birinciyi dedik ki moda olarak greyfurt olsun dedik, pırasa olsun dedik. Bir de bir şey turuncu var bir tane. Turuncu domatese benziyor mis gibi. Trabzon hurması. O kadar şifalı ki kemik iliğini güçlendirir, nezle gribi salar, büyümeyi kolaylaştırır. Müthiş bir şey ve tatlı krizlerinde çok iyi gelir. İlaç kullanımını azaltıyoruz aslında, evet. Değil mi? Aslında ilaç kullanmak istemeyen, kansere karşı korunmak, ağır metalleri temizlemek, vücudun blokajlarını çözmek, arınmak ve detoks içinde özellikle şu an en moda olan hacamat ve ozonu da öneriyorum. Bunlar Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı tedavilerdir. Ozon tedavisi özellikle nezle, grip ve kışın direnç artırmak için çok iyi. Hacamat da ağır metalleri ve toksinleri temizlemek için iyi. Bir de kışın C vitamini, çinko, beta-glukan. Beta-glukan ekmek kabuğunda da var, bazı mayalarda var. Yine onun dışında mor meyve özleri. Yine bu senenin moda rengi de mor olsun diyoruz. İşte aronya, ahududu, vişne, karadut ama özellikle nar şu an mevsimi, çekirdekli mor üzüm. Bunlar hem kansere karşı korur hem de kışın sizi daha da güzelleştirir. Evet. İstediğin kadar şifalı vitaminleri al, istediğin kadar sağlıklı beslen, istediğin kadar zencefiller, yeşil çaylar iç. Kalbinde sevgi yoksa, stres altındaysan, uykunu iyi almıyorsan, sağlıklı bir cinsel yaşantın yoksa, egzersiz yapmıyorsan, kilona dikkat etmiyorsan ama en önemlisi şurada sevgi yoksa, kalbin toksinle, nefret, kin, öfke, kıskançlık, gıybet, dedikodu, haset, kötü enerjiyle doluysa istediğini yap, tam sağlığa ulaşamazsın. Her o yüzden şey diyoruz kalpten ki, geçiyor gerçekten. Türk insanı çok güzeldir. Bu senenin modası kalpten kalbe göz teması kurarak güzel bir gülücük ve güzel bir pozitif enerji aktarımı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tarif aldık, öğütler aldık Ender Bey'den. Kış da gelmek üzere. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.